Efendim herkese merhaba. Perşembe sabahı itibariyle piyasalarda tek gündem var. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin kaç olacağı. Artık herhalde Merkez Bankası faiz indirir mi indirmez mi tartışmıyoruz. Çünkü dün Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinin ardından 3 tane Merkez Bankası Başkanlığı görevlisinin, başkan yardımcısının görevden alınması herhalde faiz indirimi yapılacak ve çok yapılacaktı ama bu başkan yardımcıları Merkez Bankası'nda izin vermiyordu şeklinde yorumlandı. Bu yorum doğru mudur, yanlış mıdır, piyasalara etkisi nedir? Bugün kurs tekrar dolar TL'de yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Bütün bunları soracağız. Işık Ökte'ye soracağız bu soruyu. Işık Ökte, günaydın. Nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü toplantıyı? Evet, şimdi bu sabah Artunç başka önemli gördüğüm, Türkiye açısından önemli gördüğüm bir konuda konuşmayı, seninle sohbet etmeyi düşünürken bu da dünyadaki enflasyon beklentilerinin yükselmeye başladığı bir dönem ve enflasyonun geçici değil kalıcı olacağına dair bazı görüşlerimi söylemeye hazırlanırken sabaha karşı yayınlanan Cumhurbaşkanı genelgesiyle Semih Tümen'in, Uğur Namık Küçük'ün ve PPK üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasıyla seninle yayın yaptığımız 10-12 itibariyle doların 9-14, gece Asya seansında 9-18 alışa geldiği bir sabaha uyandık. Şimdi burada ben olayın faiz indirimlerinin devamı olduğunu düşünmüyorum. Burada başka türlü çok büyük rahatsızlıklar vardı. Ve Sayın Kavcıoğlu bence bu üyelerle çalışamayacağını Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Yani burada başka türlü bir rahatsızlık var. Yani hani takım içinde bir rahatsızlık vardır ve başkan en önemli insandır. Ve başkanı o göreve getiren Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu için başkan da bu üyelerle bazı demek ki rahatsızlıklar yaşamış. Yani bu görüşmeden çok net olarak bunu anlıyoruz. Bu üyelerle yaşanan rahatsızlıklar nedir? Bunlardan bir tanesi geçen hafta, burada ismini vererek konuşacağım. Londra'dan Türkiye üzerine tweetler yazan Timothy Ashen, Merkez Bankası'nın yapısında bazı rahatsızlıklar olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da başkanın yaptığı işten rahatsız olduğu ve kendisini 4,5 ay evvel göreve atanan, hangi göreve atanan? Başkan yardımcılığı görevine atanan Profesör Doktor Semih Tümen'le değiştireceğine dair yazdığı ve ondan sonra da bazı yabancı basın haberlerinin desteklediği görüşmeydi. Şimdi buna neden, bu görüşmeye ben neden ihtiyaç olduğunu bu şekilde anlatmaya çalışacağım insanlara. Çünkü ben bir göreve getirildiysem Artunç ve takımımı seçme durumundaysam, değil mi? Bu şirketlerdeki genel müdürler için de geçerlidir. Bir kanalın genel yayın yönetmeni için de geçerlidir. Yani bakkal yöneten ve çırağını kendisi seçen bakkal için de geçerlidir. Yani bir sorun varsa takım içinde, bence Sayın Kavcıoğlu dünkü görüşmeye, ya Sayın Cumhurbaşkanım, dünyada bazı değişiklikler var. Fed politikası değişiyor. Enerji krizinden yaşadığımız, ne kadar Putin'in söylemi biraz yatıştırmış olsa da ortalığı, enerji tarafında büyük sorunlar yaşayacağız 2022'de. Dünya Gazetesi'nde dün çıkan haber bence bu konuda çok kritik bir haberdi. Özellikle LNG alımlarında ve doğal gaz alımlarında değişik ülkelerle bizim sözleşmelerimiz bittiğinden 5 milyar dolar daha fazla 2022'de enerji alımlarına harcamak durumundayız. Turizm gelirlerimiz istediğimiz seviyelere, 25-30 milyar dolar seviyelerine çıkmadı gibi bir konuşma beklerdim ben. Çünkü Sayın Kavcıoğlu'nun, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları, değil mi, bir Merkez Bankası Başkanı olarak cari açık enflasyon beklentilerini filan iletmesini beklerken
dün sabah yayınlanan genelge şunu gösteriyor. Sayın Kavcıoğlu takım içinde bazı rahatsızlıklar. PPK bir takım değil mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir takım. Ben bunun faiz indirimlerine devam etmek için yaratılmış bir alan olduğunu, yani bu insanlar Sayın Abdullah Yavaş, Uğur Namık Küçük ve Semih Tümen orada kalsaydı faiz indirimlerine devam edilemeyecek miydi yani? Yine edilecekti. Çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir işte anlattık geçen hafta dilimiz döndüğünce faizleri düşürüp bir yeni devalüasyon politikası üzerinden cari açıkla savaş politikası. Yani üretim artacak, ihracat artacak ve Türk halkının alım gücü düştükçe de ithalat azalacak. Cari açıkla bu şekilde savaşılacak politikası kurmuştum. Şimdi bu dün akşam yayınlanan genelgede ben yeni atanan insan kardeşlerimiz Taha Çakmak ve Sayın Yusuf Tuna onlara yani böyle bir görevde başarılar dilerken yani buraya atanan insanların kim olduğunu fazla önemsemedim. Ama önemsediğim şey demek ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantılarında bazı sorunlar çıkıyordu orada. Yani birisi bir şey diyordu. Ne gibi? Efendim? Ne gibi? Yani hani zaten faiz indiriliyordu. Ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Faiz indirilmesine zaten karşı çıkılmayacağını biliyoruz dediğin gibi. Evet. Hani ne konuda problem çıkıyordu? 100 değil 300 düşürme. Öyle mi? Bu ne olabilir ki problem? Hayır. Demek ki bazı üyeler başkanın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yürütmeye çalıştığı bu yeni makroekonomik politika üzerine bazı ters görüşler sunuyorlardı o toplantılarda ve yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bak kardeşim biz cari açık olayına bu şekilde gidersek Türkiye dolar bazında en şey ülkelerden biri, en riskli ülkelerden biri, yüksek borç oranımız var. Biz Allah korusun CDS'imiz 450 üzerine hareketler yaparsa dolar bazında %7 ile borçlanamayacak bir ülke haline geleceğiz. Bizim borçlanmamız lazım. Bankaların sendikasyonları, reel sektörün değil mi? Borçlarını çevirmesi lazım. Yani demek ki bu tip görüşleri ortaya koyan ve bu dolar hareketinin devamı ve devalüasyon üzerinden gelen makroekonomik politikaya karşı çıkan kardeşler vardı orada. Ben evet. Bunu anlıyorum yani iki kere iki Artunç hayatta her zaman dört eder. Sen üç göstermeye çalışabilirsin onu istediğin kadar. 1984 George Orwell romanında Hakikat Bakanlığı'nın yaptığı gibi ama o her zaman dört eder. Onun için şimdi burada Sayın Kavcıoğlu'yla görüşmeden sonra böyle bir kararnamenin çıkması Cumhurbaşkanımızın Sayın Kavcıoğlu'nun kendi takımı, kendi istediği insanlarla beraber orada çalışmasına yol açmış gözüküyor. Şimdi benim okumam bu. Ben yine şöyle bir ortamda Sayın Kavcıoğlu'nun yaşadığımız kur krizi üzerine bir de benzin döküp ona kibrit atacağını düşünmediğim için yani insanlar şu andaki beklenti nedir dün geceden sonra? Herkes 50 lira 100 bas puan 21 Ekim toplantısında faiz indirimi bekliyor. Şu gün itibariyle yayın yaptığımızda dolar 9.14 alışta. Yani böyle bir ortamda dolar endeksi evet. Dolar endeksi 94.5'tan 94'e düştü. ABD 10 yıllıklarda 1.63'ten 1.55'e bir rahatlama var. Evet var. İki gündür gelişen ülke para birimleri dolar karşısında ciddi şekilde para, değer kazanıyor. Evet. Bunu göz ardı edemeyiz. Biz ne yapıyoruz? İki gündür 25 kuruş gol yedik. 25 kuruş yani şu anda 8.82'den başlayan yukarı hareket içinde böyle bir rahatsızlık var. Şimdi ben Artunç başka bir konuya değineceğim. Bu yine bununla alakalı. Ben olayı Sayın Kavcıoğlu tarafından değil, çünkü Sayın Kavcıoğlu tarafında okuması bu. Ya evet. benim okumam bu. Doğrudur, yanlıştır. Birileri herhalde bir kanalda Sayın Kavcıoğlu çıkınca bu soruları sorarlar.
Fakat ben bu olayı biraz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okumaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Bankası'nda bu tip değişikliklere gittiği bir yerde kurun Türk lirasının tarihi dip seviyelerde işlem gördüğü bir yerde demek ki ben şu politikayı anlıyorum. Türk lirasını değersizleştirip ihracat üzerinden, reel sektör üzerinden bu politikaya Sayın Cumhurbaşkanımız uzun zamandır konuştuğumuz bu politikaya inanılmaz bir yeşil ışık yakmış durumda. Onun için de yabancı yatırımcılar şu anda Türkiye'yi şu şekilde konumlandırmaya başladılar. Bence bu sabah itibariyle, bu kararlar itibariyle ya bir dakika burada hani Merkez Bankası politikasında bir adım daha önemli bir değişiklik oldu. Türk lirasını güçsüzleştirmek politikası içinde evet Türkiye'de sanayi üretim rakamları, kapasite kullanım, bak burada sanayi sektörün yazdığı karlarda manyak artışlar olacak. Bak 2022'de hisse senedi analist kardeşlerimiz onları bizlere güzel anlatır. İnanılmaz artışlar olacak tabii ki TL bazında yani. Burada baktığımızda Artunç, Cumhurbaşkanımızın bu politikaya bir kademe daha yeşil ışık yaktığını anlıyorum ben. Yani burada ki çıkan sorun bu sevgili kardeşlerimizle, Abdullah Yavaş'la, Uğur Namık Küçük'le, Semih Tümen'le belki bu kardeşlerimiz bu politika içindeki yanlışlıkları ortaya koymuş olabilirler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da tamamen öteki tarafa almış durumda. Yani yabancı yatırımcı gözünden okumaya çalışıyorum. Şu sabah Londra'da, Singapur'da şeyde ya şu anda Artunç eğer QNB Finansbank çıkarırsak BIST'te yabancı yatırımcı oranı %36'larda, DİBS'te yabancı yatırımcı oranı %4'lerde. Bu sabah Allah korusun bu seviyeler tarihi düşük seviyeler olmasaydı biraz daha fazla swap üzerinden biraz daha fazla BIST ve DİBS'de yabancı olsaydı biz bugün tarihi bir kur krizi yaşıyor olabilirdik. Peki. Şimdi şöyle toparlayacağım. Ben benim öngörüm budur. Çok, şimdi çok güzel bir yere getirdin. Aynı noktadayız. Ben de o yabancı kardeşlerin var ya onlardan biriyle konuştum. Türkiye'de de çok büyük, iyi biliyorlar. Diyorlar ki swap kanalını açık olsaydı dünkü toplantıya falan gerek yok. Biz zaten milyar dolar buradan çıkarmıştık diyorlar. Zaten o swap kanalı kapalı olmasaydı dediğin kur krizi düneyde kalmazdı. Çok, bu sabah yani çok kur, sirkinleşirdik artık. He, kur niye böyle hani yavaş yavaş gidiyor, iyi de dayanıyor dedikleri mimaride şöyle bir şey var. Kardeşim biz açık ekonomiyiz ama kapalı ekonomi gibi davranalım, swapları kapatalım. Buraya yabancı mabancı gelmesin. Enflasyonun nedeni yüksek kurdur. Kuru düşür, enflasyonun nedeni yüksek faizdir. Biz faizi düşürelim, kur da fırlasın. Bir de orada ikinci bir şey söyleyelim, rekabetçi kur diye. Yani bir, enflasyonun nedeni yüksek faizdir. İki, ihracat rekabetçi kurla artar ve Türkiye'nin büyüme modeli de budur da yeşil ışık yakılmış gibi gözüküyor. Ortaya çıkan tablo bu. Şimdi bir, ihracatçı şirketler dolar bazında para kazanıp dolar bazında fiyatları çok düşüyor olduğu için sen geçen hafta kimseye hisse satmam diyemem dedin ama şimdi bu hafta ne dersin? Bu tablo gerçek çünkü öyle gözüküyor. İki, kur sonsuza kadar yükselebilir mi? Çünkü yani şimdi artık 100 değil, 150, 150 değil, 200, 200 puan daha yıl sonuna kadar indirim gelebilir gibi gözüküyor. Bu durumda kur nereye gider? Bu iki tane soruya cevap verirsen yayınımızı nihayetlendiririz kardeşim. Şimdi Artunç, bu soruya cevap verebilmemiz için benim bu sabah asıl gece yayınlanan genelge olmasaydı konusuna gelmemiz lazım. Dünyadaki şu andaki en önemli piyasa değişikliği ve bu Lehman miladından beri ilk defa oluyor Artunç. Dün yaptığım bir konuşmada da bunu değerlendirdim. İnsanlar artık enflasyonun bir
kalıcı etki olarak. Yani bu ne demek? Enerji fiyatları, tarımsal emtia, endüstriyel metaller. Bu son gördüğümüz hareketlerin geri dönüşü olmayabilir demek bu. Olmayabilirse ki her zaman Lehman'dan beri 21 trilyon dolar piyasalara likitte verildi ya, ana merkez bankaları, Fed, Avrupa Merkez Bankası, BOŞ, Çin Merkez Bankası, 21 trilyon dolar. Bunun geri dönüşü tabii ki yani böyle bir anda hızlı falan olmayacak, gayet yavaş olacak. Fakat bunun geri dönüş sürecinde bazı beklenmedik hareketler olabilir demek. Mesela evet. Bu hareketlere şunları, daha fazla Merkez Bankası hiç faiz arttırımı düşünmeyen faiz arttırımı tarafına dönecek. İki, bir anda özellikle ne tarafta? Arz tarafında yaşanan sıkıntılar öteki taraf olan maaş ve talep tarafına dönecek. Artık çok fazla ülkeden aynı sinyali alıyoruz. Artık insanlar işlerine aynı kazandıkları maaşla gitmek istemiyorlar. Yani bugün X maaş alan bir insan ABD'de pandemi öncesi, Mart 2020 öncesi adam diyor ki ben o X maaşa bugün evimden işe gitmek için çıkmıyorum. Bu şimdi Türkiye'de de değil mi? Asgari ücret 2825 lira net. Bu Türkiye'de de yavaş yavaş artık bu enflasyon oranlarında ortaya çıkacak. Bunların hepsi arz tarafından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı, üzerine bir de talep tarafı, yani değil mi? Sürekli maaşlar artınca orada da bir enflasyonist baskı, bu senin sorduğun soruyla çok etkili. Şimdi bizim Merkez Bankamız nedense bunu anlamamış gözüküyor, ya da anlamış da değil mi? Sayın Kavcıoğlu'nun ben hani kendisini tanımıyorum ama yani akıllı bir, hani bunları görmeyecek kadar naif bir insan olduğunu zannetmiyorum, ya da hani yani görmüyorsa ona anlatması lazım birilerinin. Böyle bir ortamda faiz indirim döngüsüne dönmüş dünyadaki tek merkez bankası olarak ortaya çıkması bizim kurumuzu korumasız hale getiriyor. Korumasız hale getirdiği bir ortamda bizim başka bir değişikliğe gitmemiz lazım. Yani sonuçta siyasi iktidar aynı kalacaksa bizim başka bir değişiklik içinde seninle her zaman konuştuğumuz, ya majör bir şekilde adalet ve hukuk reformu, yani yabancı yatırımcı buraya getirebilecek hareketler. Bu mesela ne olabilir? Geçen hafta söyledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, Sayın Merkel'in konuşmasına, değil mi? Gitmeden çok önemli bir konuşma yapmıştı. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmelidir diye. Bunun içinde şu anda Osman Kavala var, Selahattin Demirtaş var. Ya Türkiye o kanala girecek, değil mi? Yani şu anda yeni bir makroekonomik şey yaptık. Ya o kanala gireceğiz ya da ABD ilişkilerimizi politik olarak düzenleyeceğiz. ABD ilişkilerini politik olarak düzenlemek için G20 zirvesinde İbrahim Kalın'ın, Sayın Kalın'ın ne açıklaması vardı? Biz F-35 projesine bu kadar para koyduk, siz bizi o projeye almıyorsanız bize F-16 jetlerini vereceksiniz. Yani bir şekilde Amerika ile masa başında tekrar iyileşme. Ama ben bunu çok zor görmeye başladım. O zaman bizim bir şey yapmamız lazım artık. Bizim bir şey yapmazsak yaşadığımız kur krizi daha da derinleşecek ve bu sefer gerçekten enflasyon zaten rahatsız edici düzeylerde, o zaman şeyden çıkacak. Şimdi bizim böyle bir hareket, ben yapılacağına inanan taraftayım. Ben Türkiye'de son 3 ayın, 2021 senesinde çok son 3 ayın önemli değişikliklere gebe olduğuna inanıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar, yani Türk lirasını bu kadar rahatsız edici seviyede, sokaktaki çocuğun açığa satıp para kazanacağı seviyede, Türk CD'yesini
her alanın her gün para kazanacağı seviyede ülkesini bu kadar korumasız bırakamaz. Ya bırakamaz. Bir şeylerde değişiklik olacak ama bu değişikliğin ben ne olacağını bilmiyorum. Yabancı yatırımcı şu anda Türkiye ile doların bu seviyesinden ilgilenir mi? Yani %40 iskontodan Koç Holding'le 0.25 defter değerinde düşmüş bankalarla ilgilenir mi? Çok net söylüyorum ilgilenir. Çok net söylüyorum ilgilenir. Ama orada da sen çok güzel dedin. Swap kanallarını açmamız ve insanları CDS piyasasına yönlendirmeden TL varlık alımına karşı koruma. Değil mi? Koruma satın alması lazım abi. Adam bir trade'e girdiği zaman yani bu şey değil yani bu burada Netflix'le Amazon trade etmiyorsun. Burada Garanti Bankası trade ediyorsan sen o adama 1 milyon garant çektiğinde aldığında o adama karşı korumasını CDS'ten yaptırmamalısın. Çünkü onu o kanalı açarsan bu sefer daha çok panik oluyor piyasa. Artık bunları bizim anlamamız lazım ya Artuş. Bu yani bir hatayı kaç defa yapabiliriz? Yani bir hatayı aynı hatayı kaç defa yapabiliriz? Ben bunu sorguluyorum ve gerçekten yani insanlar piyasada bu sabah yani ben çok değerli portföy yöneticileriyle filan bizim biliyorsun WhatsApp kanallarında herkes yani sinir hastası olmuş durumda. Hatta bir tane arkadaşım çok güzel bir şey yazdı. Abi dedi bunları dedi Netflix serisi yapsan dedi kurgulama ödülü alır ya bu seriyi dedi. Yani içinde yaşadığımız olaylar gerçekten bir Netflix serisi kurgusu haline geldi Artur. Ben bütün bu anlattıklarından kurguyu falan değil kur tarafını anlıyorum. Dolayısıyla şu gözüküyor ki Türk lirası ile ilgili belirsizlik ve bununla birlikte yabancı yatırımcının buraya serbest girip çıkmasını sağlayacak olan açık piyasa ekonomisini sağlayacak olan swap hatlarının birlikte çalışıyor olmaması durumu bir güven problemi yaratıyor yabancıda. Yabancı yatırımcı bu fiyattan gelir mi? Gelir. Ama gelir. Bu finansal mimariye gelir mi? Gelmez. Yarın öbür gün Merkez Bankası ne yapacakla ilgili artık bence belirsizlik ortadan kalktı. Bunu ben çok pozitif olarak algılıyorum. Çünkü belirsizliklerle sürekli yaşamak yerine artık bundan sonra faizin yönünün aşağı olduğunu netleşmesi bence çok güzel. Ve yine başka bir mimaride rekabetçi kurla bundan sonra gidecekse kur yukarı doğru gitmeye devam edecek. Şimdi Amerika ile bilmem neyle ilişki konusu pek çok şey söyleyebiliriz ama biz haddimizi bilen insanlarız. Niye bu şeyde kanalda Ahmet Han'ı tutuyoruz? Yani adam aylar önce Eylül'de bak bunlar olur, Ekim'de şu olur. Şimdi en son ne dedi? G20'de kilit çözülmez hala şey yapabilir. Dolayısıyla biz finansal piyasalar içerisinde senin deyiminle sinir hastası olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. O 3 ayın ardından belki değil mi? Bu yıl bu 3 diyorsun ya 3 ay çok şeye gebe. Onun ardından tablo ortaya çıkacak diyebiliriz herhalde böyle toparlayabilirim. Çok güzel toparladın. İzninle bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim estağfurullah. Bunu Merkez Bankası PPK'sında 100 bas puan faiz indirimi değil mi? Yani, bunu yetmez ama evet abi 100 evet. Evet o sevgili ekşi sözlükte yazan arkadaşımız gibi kahveyi püskürtürsün. Yetmez ama evet ama şöyle ya Artunç bir ülkede faiz indirimi mevduat faizleri dışında her türlü faizi yukarı çıkarır mı ya? Ya makroekonomik teori diye bir şey var. Değil mi? Makroekonomik teori var. Politika faizi var. O faiz sen aşağı çekiyorsun. Ülkedeki mevduat faizleri dışındaki bütün faizler yukarı çıkıyor. 6 Eylül'de Sayın Kavcıoğlu Alman iş adamlarıyla değil mi? Alman iş adamlarıyla yaptığı konuşmada biz çekirdek enflasyona bakacağız dedi değil mi? Çok önemli bir politika değişikliği kendi kafasında yaptı. Ya o gün bizim 10 yıllık gösterge tahvil faizimiz neydi biliyor musun Artur? %17.1. Bizim dün akşamki 10 yıllık gösterge tahvil faizimiz ne biliyor musun? %19.4.
230 bas puanlık satış. Ve satan kim? Yabancı değil. Satan kim biliyor musun? Banka hazineleri ve portföy şirketleri. Neden? Çünkü o açıklamanın inanılmaz büyük bir rahatsızlık yaratacağını uzun vadeli enflasyon beklentilerinde gören portföy yöneticileri ve hazine yöneticileri aman abi aman diye bir anda kağıdı ne fiyattan bulurlarsa satıyorlar. Nereye giriyorlar? Eurobond. 10 milyonlarca dolar Eurobond alımına giriyorlar. Çünkü orada TL riski yok. Başka şeyi hiç edemiyor çünkü. Edemiyor. Şimdi ben sorarım, faiz indirimi neye yaradı? Bana gelip birisi faiz indiriminin neye yaradığını anlatabilirse ben bu işleri bırakacağım. Belek Antalya'da tenis hocası olacağım. Hayırlı olsun şimdiden. 27 senelik finans kariyerimi faiz indirimi neye yaradı olayını anlatabilen insan varsa bırakacağım. Ama Artuş, tabii ki sinir seviyemiz yükseldikçe bu 17-10, 19-40 hareketinin bu CDS'te 360'lardan başlayan kötüleşmenin 430-450 bandına bizi sokan kötüleşmenin o 6 Eylül Alman iş adamlarıyla yapılan toplantıdan sonra gerçekleşen hareketlerin Türkiye'ye verdiği zararı, Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği zararı da lütfen, lütfen diyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza birileri anlatsın. Işık Öp'te çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Yani her hayır, her şerden bir hayır doğar diyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim, enseyi karartmayalım. Belki de tenis hocası olmanın zamanı da gelmiştir. Yani zamanı bu kadar geldi. Sinir saatle uğraşacakken daha güzel olmuş olabilir. Hem de çocuklara çok daha yararlı bir şey olur. Genç tenisçiler yetiştirir Işık Ökte. Işık'cığım çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Sevgiler, saygılar, sağ olun.